Merhaba canlar, umarım iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün narsistin maskesini düşürmeye kararlıyız. Artık bir narsisti bugünden sonra çok farklı göreceksiniz. O sevdiğiniz, o sarıldığınız, o öpüştüğünüz, koklaştığınız narsistin arka yüzünü ortaya çıkartıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Eğer abone değilseniz, abone olursanız, bundan sonraki canlı yayınlarımızda haberiniz olur. Zil sesini açarsanız size haber gelir ve sorularınızı sorarsınız. Sevgili canlar, bu videoda öğrendiğiniz her şeyi dostlarınızla paylaşın. Çünkü birçok arkadaşımız, dostumuz bunları bilmediği için narsistlerin kucağına düşüyorlar. Artık biliyorum merak ediyorsunuz videoyu. Hemen başlıyoruz. Narsistler kucaklaşmayı ve dokunmayı sever mi? Birçoğu inanılmaz derecede cilveli, kibirli, kendine aşık olduklarından, fiziksel dokunuşu, arzulamaları gerektiğinden yaptıklarını varsaymak kolaydır. Hani o cilveli, o sevgi dolu gibi gözüken kişiler, bu ilk başlardaki kişiler, aslında biz varsayımlarda bulunuyoruz. Varsayım. Her insanda olduğu gibi iki insan aynı değildir. Yani herkes birbirinden farklıdır. Sevmedikleri de değişebilir. Narsistlerin de birbirlerinden farklı olduğunu daha önceden size söylemiştim. Ancak kesin olan bir şey var ki, eğer narsistle kucaklaşmayı seviyorsa, kucaklaşmadan hoşlanmanızın nedenleri aynı olmadığına dair bahse girebiliriz. Çünkü siz dokunsal olduğunuz için, duygudaş olduğunuz için hiçbir çıkar gözetmeden narsistle kucaklaşmayı severken onun başka emelleri, başka arzuları var. Narsistlerin gerçekten hoşlandığı şey sarılmanın onlara sağladığı faydalardır sevgili canlar. Partnerini manipüle etme yeteneği veya kendileri için haz elde etme yeteneği olsun, sosyal ağları kurmak, sosyal bağları güçlendirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için narsistlerin kucaklaşmayı ve dokunmayı sever gibi gözüktüklerini artık hepimiz biliyoruz. İnsanlar olarak, doğal olarak yaptığımız şeyleri narsistler çıkar üzerine yaparlar. Çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Bununla birlikte birçok sağlıklı yararı da olan sarılmanın faydalarından da faydalanmak, vücutlarında fiziksel dokunuştan da faydalanmak isterler tabii ki. Ama sizinki gibi onlarınkisi aynı değil. Sarılmak stresi azaltır. Normal insanlar için geçerli olan bir şey. Değer verdiğiniz birine sarıldığınızda vücudunuzda oksitosin adı verilen bir hormon salgılanır sevgili canlar. Oksitosin stresli durumlarda geceleri keyifli uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek, sakinleşmenizi sağlayacak bir hormondur. Sarılmanın bir stres hormonu olan kortizonu da düşürdüğü bilinir ayrıca. Bu da rahatlamanıza yardımcı olur. Vücutta kortizon düşünce savaş kaç modundan çıkarsınız. Artık güvende olduğunuzu hissedersiniz. Dersiniz ki evet, düşman değil dostumun yanındayım çünkü sarılıyorum. Sarılmanın ağrıları azalttığı da ilginç bir şekilde vücudunuzda salınan oksitosin aslında ağrıların sinyallerini engelleyerek doğal olarak bir ağrı kesici gibi görev görür. Yani incinmiş bir çocuğu kucakladığınızda aslında onların vücudundaki ağrıyı doğal olarak azaltmaya yardımcı olursunuz. Aynı şey ister duygusal, ister fiziksel olsun, herhangi bir acı çeken bir insana sarıldığınızda da geçerli olur sevgili canlar. O yüzden sarılmak çok önemlidir. Kendinizin, birbirinizin kollarına sarmaş dolaş rahatlamak için bıraktığınızda acıyı da azaltmış olacaksınız. Sarılma aynı zamanda bağ da kurar. İnsanlar arasında bağ kurar. Görünüşe göre öpüşmekten ve kucaklaşmaktan daha çok zevk alan çiftler daha mutlu, daha sağlıklı, daha iyi anlaştıkları ve birbirlerine daha bağlı oldukları da ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni sistemlerinde çok daha fazla aşk hormonu olan oksitosinin fazlaca dolaşmasıdır. Sarılma güvenlik ve güven duygusuna da yol açan ve eşinize karşı açılmanıza, savunmasız olma yeteneğini sunan bağlantı ve yakınlık da yaratır. Tabii narsist bunları hepsini kullanır. Birlikte bir ilişkide yakınlığı arttırmak istiyorsanız sarılmayı da arttırın. Şuradan bir başkasının bağrına akan sevgi dolu bir hormondur. Akan sarılmak. Sarılmak bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Bu virüslü zamanlarda insanlar birbirlerine ne kadar sarıldıysalar o kadar rahatlatıcı oldu ve bağışıklık sistemleri de güçlendi. Sarılmak sadece rahatlatıcı olan bir oksitosini serbest bırakmakla kalmaz. Aynı zamanda mutluluk hormonu olan serotonini de serbest bırakır. Bu iki hormon bağışıklık sistemini güçlendirmekte iyi çalışırlar. Çalışmalar daha sık kucaklaşan insanların virüslere maruz kaldıktan sonra nezle olma ihtimalinin de daha düşük olduğunu ortaya çıkarttı. Hastalananların daha az sarıldığı gibi bir kanıya varmış olabilirsiniz. Narsistler sarılmayı sever mi? Artık insanların neden birbirine sarılmaya çekildiğini anladığımıza göre aynı bilginin narsistin lehine ve aleyhine de nasıl çalıştığını görelim. İlk dönemleri biliyorsunuz aşk bombardımanını yaparlar böyle. Oh 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 ne muhteşem bir love bombing zamanı. Narsist öpüşmeyi herkesin bir narsistle deneyimlediği ilk zamanları biliyorsunuz, burada olanlar zaten idealleştirme ve aşk bombardımanı aşaması. Yeni bir narsist partneriyle aşk bombardımanı yaptığı sıralarda hediyeler, ilgiler, öpücükler, kucaklaşmalar, bolca dokunma yağmuru tutulmayı bekleyebilirsiniz. Balayı aşaması sona erdikten beklemez bile. Aşamayı falan beklemez. Balayı gecesi ilk iki ilişkiden sonra o ilişki boyunca kişiden şefkat göstermeyi, almayı dört gözle bekleyeceğinizi düşündüğünüz elbette affedilebilir değil. Ne yazık ki bir narsist için durum her zaman böyle değildir tabii ki. Balayı sürmez onlar için. Bir parmak tıklatmasıyla farkında olsanız da olmasanız da her şey değişecek balayı sonrası. Bir şeyler belli olacak. Belki de narsistin ekibi onları gerçekçi olmayan beklentilerle karşılayacağınızı fark etmesi için bir şeyler söyler ve yaparsınız. Ya da belki de içlerinde narsist biri yaralanmaya neden olursunuz. Narsist bir kırılmaya, narsistler de kırılıyorlar. Öyle bir kırılıyorlar ki hem de narsizm kırılmasına neden olarak bir şekilde tetiklenir. Her iki durumda da bu düğmeye bir kez bastığınızda narsist sizi değersizleştirmeye başlayacaktır. Narsizin kırılmasına neden olduğunuz anda sizi değersizleştirmeye, aşağılamaya ve o ilk sevgi dolu kişinin nereye gittiğini merak etmenize neden olacak şeyler yapmaya başlayacaktır. Bu sahte cephelerin ardındaki gerçek kişinin anlık görüntülerini görmeye başlayacağız. Yerler ve narsistin kucaklaşmayı ve kendisine dokunulmayı gerçekten sevip sevmediğini ya da her şeyin gösteriş için olup olmadığını hissetmeye başlayacaksınız. Samimiyet ortadan kalkınca narsistin gerçek yüzünü görmeye başlayacaksınız. Bir ortağa sarılmanın ve ona dokunmanın inanılmaz derecede samimi, hassas tarafları vardır. Bazen sekse yol açabilir, bazen diğer zamanlarda sadece ikinizin paylaştığı o yakın bağ hissinin tadını çıkartabilirsiniz. Ama narsistler samimiyet, kucaklaşmayı sever mi? Gerçek bir şey hissetmek zorunda kalmamak için her şeyi yaparlar. Yapmadıkları için değil, Bu onları savunmasız olma ve nihayetinde açığa çıkma riskiyle karşı karşıya bırakacağı için yapıyormuş gibi gözükürler ama aslında yapmamayı tercih ederler. Çünkü savunmasız kaldıklarında narsist gerçekten içgüdüsel olarak onlara herhangi bir şeyi hissetmenin güvenli olmadığını öğreten bir tür çocukluk travması yaşadılar. Böylece bilinçaltına bizi gerçek anlamda insan yapan parçamız olan gerçek benlikleriyle onlara bağ kurmayı öğretmesi gereken anne babaların bizden, sağlıklı insanlardan uzak durması, eğer onlara bağlanır ve sarılırlarsa bir şekilde savunmasız kalacaklarını öğrendiler. Bize empati, şefkat hissetme ve gerçekten savunmasız o yeteneğini veren gerçek benliktir aslında. Kendilerinin o parçası olmadan artık sadece kendilerini korumak ve hayatta kalmak için bütün sahte benliği yaratmak zorunda olan aracı süren egoları ile baş başa kalırlar sevgili canlar. Egonun isteyeceği son şey de yakınlıktır. Çünkü bu insanlar onlar hakkında ne düşündüklerini ve sahip olduğu mükemmel olma ihtiyacını yanılsamasını bırakmayı içerir. Bu egonun almaya istekli olmadığı çok büyük bir risktir. Samimiyet bir narsistin sahte benliğini korumak için ne pahasına olursa olsun kaçınması gereken bir savunmasızlıktır. Alaka, sarılmak, sevgi, sarılmak, ana karakterin, partnerin arkasına geçip onu en sıcak ve sevecen kucaklaşmayı romantik filmlerde hepimiz görmüşüzdür. Narsistler bir sevgi biçimi olarak kucaklaşmayı severler mi? Ne yazık ki bir narsist ilişkide sevecen sarılmayı tamamen olmasa da nadiren görülen bir olaydır. Neden böyle şefkatli kucaklaşma şeklinde gösterme yetenekleri yok? Acımasızca dürüst olmak gerekirse bunun nedeni aslında size karşı bu kadar şefkat ve ilgi hissetmemeleridir sevgili canlar. Önemsiyormuş gibi yapma, rolleri ne kadar iyi, onaylamaları ve bombardımanları, yani aşk bombardımanları ne kadar çok sevmelerine rağmen sizi umursamıyorlar. Sadece size önemsiyormuş gibi davrandılar. Önemsiyormuş gibi. Aslında onların dünyasında, onların altında öylesine senden üstün olduğunu düşünen biri neden seni önemsesin ki? Neden sana gerçekten şefkat duysun ki? Narsistler tamamen kendileriyle ve yalnızca kendilerine ilgi gösterirler. Gerçek insan özgürlüğünden o kadar kopuk ki başka birini gerçekten önemseme yeteneklerine sahip değiller. Gösterdikleri herhangi bir sevgi yalnızca bir amaç için araçtır sevgili canlar. Bir narsiste hiçbir şey bedava olmaz. Narsist partneriniz sizi sahte bir şefkatle kucaklıyorsa bunun bir şey istediği için olduğundan emin olabilirsiniz sevgili canlar. Narsistler sadece karşılığında bir şey alma beklentisiyle verirler. Bazı narsistler onlara hayranlık ve hayranlık şeklinde onay verdiği için kucaklaşmayı severler. Narsistler onaylanmak için kucaklaşmayı severler. Narsistler gerçekten de putlaştırılmayı hak eden tanrılar olduklarını düşünürler. Bazı narsistler için bu kesinlikle bedenlerinde bitmez. Özellikle kendini beğenmiş narsistler imajlarını ve fiziksel görünümlerine aşırı derecede odaklanırlar. Vücutları mükemmel olduğunu, etrafındakiler sadece tapınılasını düşünürler. Nasıl göründükleri konusunda sürekli övgü, fiziksel mükemmellik daha da doğrulanmak için partnerinden düzenli dokunuşlar ve kucaklanmalar bekleyecek. Ama bu narsist için tek yönlü bir anlaşma. Açıkça söylemek gerekirse onlara dokunmanız ve kucaklanmanız bekliyor. Ancak karşılığında hiçbir şey beklemeyin. onları düzenli olarak onaylayarak ve dikkatle desteklediğinizi, size neden sevgi göstermediklerini merak edeceksiniz, değil mi? Narsist sürekli tapınılması gereken ancak karşılık beklenmeyen bir tanrı gibidir. Manipülasyon, bir narsistin kucaklaşmasının tek nedeni bunlardan kendileri için bir şeyler çıkartmaktır. Bir narsist herhangi bir şey yapmasının tek nedeni budur. Kucaklaşabilirler çünkü bundan hoşlandığınızı bilirler ve sizden bir şey isterler. Seks, para, tedarik, doğrulama, maddi şeyler sevgili canlar. Sizi gazla yaktıktan veya sahte bir özür olarak değersizleştirdikten sonra kucaklaşmayı teklif edebilirler. Bunu yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduklarını veya pişman olduklarını düşündürür. Ama aslında ne pişmanlık duyarlar ne de herhangi bir şekilde üzülürler. Sarılmak sizi sakinleştirmenin bir yoludur canlar. Böylece onların tacizlerinin döngüsünde kalmaya devam edersiniz. Narsist ebeveynler ve büyükanneler, büyükbabalar çocuklarından ve torunlarından sevgi dolu enerji istedikleri için çocuklarından ve torunlarından kucaklaşmayı bekleyecek ve buna zorlayacaktırlar. Basit bir ifadeyle çocuklar mükemmel bir narsist haz kaynağıdır. Çünkü narsistin bunu hak etmek için özel bir şey yapmasına gerek kalmadan onaylanmayı kolayca narsiste teslim ederler. Narsistler manipüle etmek için neden sarılmayı kullanırlar peki? Sekse yol açabilir, suistimallerden dolayı sorumluluklarından kaçmanın bir yolu olarak sizi tetikte tutmak için rastgele aralıklı bir ödül için, sizi bağlamak ve güvende hissettirmek için ya da değersizleştirdikten sonra sizi tekrar ele geçirmek ve almak için, kendileri için haz kazanmak için, hayranlık şekilde egolarını yükseltmek için, seni kontrol etmek için, gücünü elinde tutmak için. Manipülasyon onların kontrolüdür. Güç, narsistin kucaklaşmaya ve şefkate can attığını bilirse bir ceza olarak size dokunmamayı esirgeyebilir ve sonra bunu size aralıklı bir ödül olarak sunabilir. O erken dönemlerdeki o aşk bombardımanı aşamasında sadece sizi bağlayabilmek için, tamamen özel hissettirmekle ilgili değildi. Aynı zamanda büyük ölçüde de onlara açılmanız ve en derin korkularınızı, umutlarınızı paylaşmanız için çok hızlı bir şekilde kazanmakla ilgiliydi. Hayaller, arzular, hepsi narsistlerin gücü için kucaklaşmayı severler. Çünkü artık önünüzde bir havuç uzatmıştır. Bu havuca doğru gitmek için uğraşacaksınız. Fiziksel temas, sallandırabilecekleri veya disiplin cezası olarak size alıkoyabileceklerini biliyorlar artık. Kulağa kötü geliyor, biliyorum. Kesinlikle de öyle. Sarılmalar tamamen düzensiz olacak. Yani ne zaman sarılacağına ve kucaklamayacağına asla bilemeyeceksiniz. Narsist hiçbir sebep yokken görünüşte birdenbire size rastgele kucaklayabilir. O zaman bir anlık stres ya da üzüntü yaşadığınızda sizden herhangi bir şefkat belirtisi göstermezler. Herhangi bir şefkat yok ama size aniden sarılabilir. Bu aralıklı davranışlar onları güçlü konumunda tutar. Çünkü çok arzuladığınız sevgi ve şefkati ne zaman alacağınızı asla bilemezsiniz. Kararsızlık sizi bir endişe durumunda tutar, yumurta kabuklarının üzerinde yürür ve narsisti her zaman memnun etmek için, yatıştırmak için uğraşır durursunuz. Artık hayatta kalma modundasınız. Tekneyi sallamamaya çalışıyorsunuz ve narsistin sizi sadece onlardan gelebileceğine inandırdığı rahatlamayı alacağınızı umuyorsunuz. Narsistlerin kendini güçlü hissetmeleri için satranç tahtasında sürekli taşlarla oynamasını beklersiniz. Narsistler neden sarılmayı sevmez? Nasıl kontrol edeceklerini, narsistlerin kontrollerinden kaçabileceğinizi düşündükleri zaman sevmezler. Çünkü size sarılırsanız siz doyarsınız ve sizi kontrol altında tutmak için tamamen kucaklaşmaya neden olan sevdiklerinden bahsetmiştik ki kucaklaşmadan kazanabilecekleri her şey neyse kazanılması kaçınılmalıdır. Şimdi narsistlerin kucaklaşmayı sevmeme sebeplerine bakalım. Narsistler neden sarılmayı sevmezler? Yakınlıktan kaçınmak için, yaraları açığa çıkabileceği için, savunmasızlık korkusu, gücü başkasına devretmek istememek, eşlerinin ihtiyaçlarına karşı empati kuramama, partnerinin üzerinde olduklarını düşünüyorlar. Sekse yol açmadığı sürece fiziksel temasa ilgi duymamak, başkasına karşı gerçek bir sevgi hissetmemek, narsizm ve dokunma türleri, narsistlerin dokunmaktan hoşlanır mı anlamındaki şu ana kadar anlattığım her şey bu konunun içerisinde. Biliyorsunuz artık narsistler dokunmazlar. Narsistler eğer size dokunuyorsalar bunun karşılığında sizden bir şeyler bekliyordurlar sevgili canlar. Eğer sizden bir çıkarı bittiyse artık orada yavaş yavaş yolcudur Abbas modundadır. Sevgili canlar, abone olmayı, zil sesini açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ki, hatırlayın ki başka insanlar da narsizmin nasıl bir bela olduğunu bilsinler ve bu tuzaklardan kurtulsunlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı, sıhhatli, uzun, sağlıklı bir ömür dilerim. Görüşmek üzere.